Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yine anketleri konuşacağız. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi son dönemde dindar seçmenler araştırması yaptı, anketi yaptı. Ne sonuçlar ortaya çıktı? Bunları masaya yatıracağız. Konuğum Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi Araştırma Direktörü Ulaş Tol. Ulaş Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle araştırma ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı ve dindar seçmen oranına dair bize kaba hatlarıyla ilk etapta ne söylüyor? Kasım ayında gerçekleştirdik biz bu araştırmayı. Ve şöyle bir şeyi hedefledik. Biz genelde Türkiye araştırmalarını duyuyoruz kamuoyunda daha çok. Ve Türkiye araştırmalarında Türkiye temsili TÜİK'in kullandığı bölgesel sınıflandırma sistemine göre iller belirleniyor, onlara gidiliyor ve genel bir fotoğraf alınıyor. Bu fotoğraf içerisinde de farklı toplumsal kesimlere temas ediliyor ama detaylı inceleme şansı olmuyor. Bizde seçmen davranışı açısından kimlik çok önemli bir faktör olduğu için dindar seçmenlere odaklanmak istedik. Bunu yaparken de dindar seçmenlerin daha yoğun yaşadığı şehirleri seçmek istedik. Ve ona göre de bir örneklem seçtik. Bunun önemi de şuradan kaynaklanıyor. Söz gelimi İstanbul'da da dindar seçmen var, İzmir'de de var, Trabzon'da da var, Diyarbakır'da da var. Ama hepsi birbirine benzemiyor. Ya da AK Parti'ye oy veren dindar seçmeni ele alacak olursak, İzmir'deki AK Partili ile İstanbul'daki AK Partili'nin oldukça farklılıkları olabiliyor. Trabzon'daki AK Partili ile Diyarbakır'daki AK Partili neredeyse birbirine diğer parti seçmenlerine kıyasla daha az benziyor. Bu yüzden dindarların daha yoğun yaşadığı, yani Hangi illere diğer gittiniz muhalif mesela ve kes yüz yüze yaptınız mı bu araştırmayı? evet bir açayım ben önüme şehirleri yanlış söylememek için. Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul'un da bazı ilçeleri ve o ilçelerinde yine bu özelliğe uyan semtlerini seçtik. 2424 kişiyle yüz yüze yapıldı görüşmeler. Ya bu dindar tanımlaması kişilerin kendilerine verdiği bir tanımlama galiba, değil mi? Mesela ben dindarım mı diyor? Biz onu üç soruyla bir endeks haline dönüştürdük. Bir tanesi söylediğiniz gibi kendisini ne kadar dindar olarak gördüğü. İşte biz ona 10 üzerinden ne kadar dindarsınız diye soruyoruz. Bir hiç dindar değilim, 10 son derece dindarım olan bir skalada bir notluyor. Birincisi bu. İkincisi gündelik hayatını ne kadar dini vecibelere göre düzenlediğini soruyoruz. Üçüncüsü de namaz kılma pratiğini soruyoruz. Ve bu üç sorudan bir endeks oluşturduk. Bu bölgelerdeki nüfusun da %90'ı dindarlık skalası içerisinde kaldı. %10'u dindar olmayan, bir de biz bu araştırmada Sünni dindarlara odaklandık. Yani Aleviler içinde yok. Aleviler ve dindar olmayanlar da bu bölgelerde %10'u oluşturdu. Bir %40,6'sı yüksek düzey dindarlar, %27'si orta düzey, 21'i de düşük düzey dindarlar oluşturdu. Ama düşük düzey derken hani göreceli bir şey bu. Yine dindar ama diğerlerine göre daha düşük düzeyde oldu. Yani Yüksek düzey. ağırlığını yüksek düzey oluşturuyor. Evet, bu yüksek düzey dindarlar için belirlediğiniz ya da onların kendilerini ifade ettiği kriterler ne? İşte hani bilemiyorum belki şer'i yönetim, namaz kılma, ibadetler, kapalılık vesaire neydi bu şeyler, kriterler? Yani bu söylediğim üç şey. Kendisini yüksek düzey dindar görüyor olması, gündelik hayat kurallarını da dindarlığı bir ilke olarak kullanıyor olması ve namaz kılma sıklığı, yani namaz kılıyor olması. Buna göre belirledik. Söylediğiniz şey bu düzeylere göre analiz edilebilecek bir şey. Yani mesela adalet kuralları Türkiye'de nasıl olmalı sorusuna yüksek düzey dindarlar içerisinde şer'i kurallara göre olmalı diyenler var. Daha yüksek tabii ki. Ama o dindarlığı tanımlama kriterimiz değil de
bu dindarlar bu konuda ne düşünür diye baktığımızda yanıtlayabileceğimiz bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ama orada da şeyi söyleyeyim. Yani dini kural, adalet dini kurallara göre olmalıdır diyenler de tam olarak şeriat düzenini kastetmiyor. Onu biz mülakatlar da yaptık. Bu sadece anket yapmadık. Oralarda deşme şansımız da oldu. Dini hassasiyetlerin gözetilmesini bir kriter olarak koyuyor daha çok dindarlar aslında. Orada da çok katı olmadıklarını söyleyebiliriz. Peki bu dindar seçmenlerin siyasetle bağına biraz da göz atalım. Seçmen olarak ele aldığımızda siyasetle geliştirdikleri ilişki biçimine dair neler tespit ettiniz? Yani tabii ki şu zaten beklenen bir sonuç. İktidarı daha çok destekliyorlar. Araştırmanın amacı bunu bulmak değildi. Amacı bunun nedenlerini anlamlamaya çalışmak ve de iktidara bakışlarındaki heterojenliği anlamaya çalışmaktı. Temelde şöyle bir tespit yapabiliriz. Destekleri yüksek fakat rahatsızlıkları ve memnuniyetsizlikleri de oldukça yüksek. Oran olarak destek ve rahatsızlık oranı var mı elinizde? Bu sadece dindar seçmeni yani bu bölgedeki dindar değilleri dışarıda bırakarak söyleyecek olursak Cumhur İttifakı'nı destek oranı %64 civarında. Bu Türkiye genelinde biliyorsunuz %40-45 arasında bulunuyor. Biz son yaptığımız Ocak ayındaki araştırmada 46, Kasım'da 44 bulmuştuk. Dindarlarda ise bu oran %64'ü bulmuş oluyor. Yüksek dindarlarda baktığınızda %77'lere çıkıyor. Ama tek başına bir memnuniyetsizlik diye bir şey yok ama biz memnun olmadığı alanları sorguladık. Ekonomiden, bazı ahlaki değerlerin erozyona uğramasından, özellikle kayırmacılık kavramı başta olmak üzere, adalet algısındaki dönüşüm gibi şeylerde neredeyse yarıya yakınının ittifakı destekleyen seçmenin rahatsız olduğunu da ortaya koyabiliyoruz. Yani hatta mülakatlarda mümkün olsaydı da paylaşsaydık görüşme kayıtlarını, şöyle algılanabilirdi. Bu kişiler herhalde muhalefeti destekliyor derdi dinleyenler. Evet, Hatta öyle bir şey katı var bir... Ulaş Bey. Yani tam olarak şöyle bir şey var. İşte sokak röportajlarında da biz bunu görüyoruz. Eleştiriyor hayat pahalılığından, eğitimdeki sorunlardan, sağlıktaki sorunlardan eleştiriyor, eleştiriyor. Sonunda da kime oy vereceksiniz denildiğinde AKP deniliyor. Bunun altyapısında ne var? Adres bulamama endişesi mi var? Birkaç şey var. Birincisi bir kere bu doğal bir şey. Yani muhalefeti de destekleyen seçmenin baksanız önemli bir kısmı memnun değildir muhalefetten ve destekliyordur. Dolayısıyla aslında bu demokrasinin bir düzeyi, desteklediğin siyasi partiden memnun olmayabilirsin. Rahatsızlığın çok da yüksek olabilir. Bu birinci boyut. Fakat sorumuz burada bu rahatsızlık neden oy geçişliliğine neden olmuyor? Orada da birkaç şey söyleyebiliriz. Birincisi seçmen kararını bir yöne bakarak yapmıyor. Yani şimdi biz muhalif kamuoyundaki seçmen ya da kanaat önderleri sonuçta iktidara bakıyor ve orayı eleştiriyor. Yönü belli. Ama seçmen sadece iktidara bakarak kararını vermiyor. Daha doğrusu oradaki beceri düzeyine ya da yönetim düzeyine göre kararını vermiyor. Bir karşılaştırmaya göre kararını veriyor. Karşılaştırma yaptığında da teraziye birkaç şey koyuyor. Bir tanesi yönetim becerileri, ikincisi de kendi kimliğiyle ya da yaşamsal öncelikleriyle ilgili kaygılar. Bu ikisinde muhalefete yönelmeyi daha iyi bir seçenek olarak görmüyor. Yani birincisi daha iyi yönetebileceğine ikna olmuyor. Yine araştırmadan örnek verelim. Mesela ekonominin çok kötü olduğuna neredeyse tamamı seçmenin kani olmuş durumda. Ama muhalefet gelirse hele ki şu koşullarda çok daha kötü bir duruma gidebilir ekonomi diye de bir kaygısı var. Hatta orada şöyle bir ayrım da yapıyorum ben. Hard skills ve soft skills diye kavramlar vardır. Bunları biraz böyle biraz taraflı bir çeviriyle temel beceriler ve ince beceriler diye çevirebiliriz.
iktidarın temel becerilerinde çok daha iyi olduğunu düşünüyor muhalefete göre. İnce becerilerde zayıf olduğunu düşünüyor. Muhalefetin hatta yer yer daha iyi olduğunu düşünüyor. Örneğin eğitim alanında bunun tamamen öyle olduğunu düşünüyor. O yüzden bu temel becerilerde güvenmediği için bir muhalefete yönelmeme durumu var. İkincisi de kaygıları var. Bu kaygıları da üç başlıkta topladık. Araştırma sonuçları bize onu gösterdi. Birincisi bir rövanşizm kaygısı çok kuvvetli dindar seçmenlerde. Bunun Yani şey olarak işaretlerini de mı görüyor? İktidarı artık kendilerinin temsil edildiği bir platform ve bunu bir işte rövanş aracı ve kaybetmeme endişesi mi tam olarak? Kendilerinin temsil edildiği görenler de var elbette ama esas olarak şu gündelik hayatta, sokakta, kamusal alanda bir rahatlama getirdiği bu iktidarın. Hatta onlar özgürleşme olarak tarif ediyor bunu. Özellikle kadınlar ve başörtülü kadınlar. Bir özgürleşme iklimi olduğu, bu iklimin dağılacağını düşünüyorlar. Bu özgürleşmeden geri adım atılacağını düşünüyorlar ve bunun da iktidara duyulan rövanşizm duygularından beslendiğini tarif ediyorlar. Sosyal medyada, çevrelerindeki sekülerlerde de bunların izlerini gördüğünü söylüyorlar. Bir tane bir gösteri vardı, hatta birkaç gösteri de oldu sanırım. O örnekleri çok verdiler. Bu Afganistan'daki Taliban gelişmesinden sonra bir gösteri yapılmıştı. Bir çarşaflı kadın zincire bağlanmış. Sonra onu geliyor halk zincirlerinden kurtarıyor ve içerisinden seküler bir kadın çıkıyor. Bu mesela bu tür böyle sembolik şeyler, gösteriler bu cenahta iktidara geldiklerinde acı çekeceğiz muhtemelen. Bu özgürlüklerden geri adım olacak. Sokakta, kamusal alanda rahat davranamayacağız, hissedemeyeceğiz. Bir psikolojik, sosyopsikolojik baskıya tabi olacağız diye bir düşünce var. Birinci şey Yani bu, kaygı bu. şunu merak ediyorum. Şimdi ekonominin hali ortada. Giderek de kötüleşiyor. Göstergeler bunu bu yönde. Ama buna rağmen ideolojik ve dini yaklaşım günlük geçim kaygısının önüne geçebilecek kadar güçlü bir yansıtma, kendini ifade etme biçimi olarak mı karşımıza çıkıyor? Evet, ama o ilk dediğim şeyin de etkisi var. Yani şunu görecek olsa, evet diyelim ki A partisi gelecek ve ekonomi düzelecek. Bunun güçlü işaretlerini, somut dayanakları olan işaretlerini görüyor olsa kimliğinden vazgeçebilir. Bu kaygıları da rafa kaldırabilir. Ekonomi baskın çıkabilir. Ama şartların eşit olduğu, yani onların değerlendirmesi açısından diyorum. Ya da çok ağır basmadığı, o işaretlerin çok kuvvetli olmadığı bir durumda. Eğer iki tarafta da ben tatmin olmayacaksam beceri açısından, o zaman burası şu an kötü gidiyor bile olsa kimlik tarafında beni temsil ettiği için burada kalayım söyleyebiliyor. O yüzden sorunuzu öyle yanıtlamış olayım. Bu kaygılarda yine kadınlara ait bir başka kaygı da sosyal destek ağı Türkiye'de çok kuvvetlendi son 10-20 yılda. Yani sosyal politika diyemeyiz belki ama bir sosyal yardım olgusu var. Çok fazla sayıda aileye sosyal yardım gidiyor kamu kaynaklarından. Bunların da ellerinde biraz rövanşizm işte burada da çalışıyor. Yani şunu görüyorlar. Bu iktidar kapsayıcı olmaktan çıktı. Mülakatlarda olsun, kamu kaynaklarının kullanımında olsun tarafkir davranıyor şu anda. Eğer el değiştirir muhalefet gelirse de oradaki rövanşizm de tarafkir davranacak ve bizim gibi dindarlar bu yardımlardan, kamu kaynaklarının kullanımından uzaklaşacak türü bir kaygıları da çalışıyor. Özellikle kadınlarda. Peki bu meselenin biraz da muhalefete bakan yönünü irdelediğimizde muhalefetten uzak durulmasının ana sebebi az önce söylediğiniz işte iktidara gelirlerse özgürlüklerimiz sınırlanır, kısıtlanır kaygısı mı sadece yoksa iktidarın da bu seçmeni ikna etmede ki argümanları yetersiz mi kalıyor? Orada sorun ne tam olarak? Ya bir kere önce şunu teslim edelim bu soruyu düşünürken. Sanki böyle kimseyi muhalefet ikna edemiyor ya da
bütün seçmenini koruyor gibi bir durum yok. Türkiye geneli konuşacak olursak %53,7'lerden 43,9'lara yani 10 puanlık seçmen genelinde bir gerilemeye ki bunu oy kullanmamışları katarak düşündüğümüzde de yine benzer bir %10 puanlık kayıp olduğunu görüyoruz. Bu şu demek 6 milyon seçmen daha önce iktidarı destekleyen seçmen şu anda iktidardan uzaklaşmış. Bu çok büyük bir rakam. Yani bazı partilerin oy oranı kadar neredeyse. Dolayısıyla bir kere bir ikna olan çok önemli bir kesim var. Hem bu iktidarın desteklemekten vazgeçmiş hem de muhalefete doğru gelen kesimleri var bunların. Bir kere bunu bir kenarda tutalım. Ama tabii beklenti daha yüksek olmasın. Neden daha yüksek değil diye bu soruyu ele alalım. Orada da biraz önce konuştuğumuz Türkiye'nin temel sorunlarını çözme kapasitesini henüz görememiş, buna ikna olamamış olması. İkincisi de bu böyleyken kaygıların çalışıyor olması. Orada şunu teslim edelim. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yıllardaki çabaları, bu helalleşme çağrısı. Bunlar karşılık buluyor. Yani dindar seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na yılların getirdiği bir tepkiselliği var. Ama buna karşın bu tür çabaları çok olumlu buluyor. Ama yeterli görmüyor. İki nedenle yeterli görmüyor. Bir, güvencelerini göremiyor. Yani bunun sözden ibaret ya da oy pragmatizminin ötesine geçen bir şey olup olmadığını test edecek göstergeleri, işaretleri yok. İkincisi de onu Yıldıray Orbi yazısında çok güzel ifade etmiş. Sonuçta bu seçmenin komşusu Kemal Kılıçdaroğlu değil. O komşusu olan CHP'liye bakıyor diye. Bu da şu demek, tabana inmediği için de bu siyasetçili yönetimin muhalefetteki çabalarının tabanda karşılığının olmaması çok fazla da işte zaman zaman yöneticilerin bile içinde girdiği tepki alan işaretler olması işte orta çağ karanlığıdır bu gibi ifadeler ya da iktidara gelince bunların hepsinin hesabı sorulacak gibi korkutmalar vesaire falan bunlar kaygı uyandırıyor. Ve her şeye rağmen orada kalmalarına ya da kararsız bloğa geçseler bile bir parti desteğine dönüşmemesine neden oluyor. Tür durumlar. Bir de seçmenin şöyle bir özelliği var, samimiyeti görüyor. Yani bu muhalif kamuoyundaki dindar seçmenlere yönelik kapsayıcı görüntünün samimi olmadığı durumlarda, oy pragmatizminin öne çıktığı durumlarda da buna almıyor. O yüzden muhalefetin dindarlarla ilişkisini, seküler muhalefetin özellikle ilişkisini çözmeyi önüne koyan, yani seçimi kazanmak için bunu yaptığını değil de seçimi kazansa bile bunu yapacağını gösteren işaretlere ihtiyaç duyuyor. Peki bunu da şey yapıyor mu? Yani bunu da formülize ediyor mu seçmen? Yani ne diyor tam olarak? İşte CHP iktidara geldiğinde ya da muhalefet iktidara geldiğinde şu hakkıma, şu başörtüme ya da eğitim hakkıma ya da ibadet hakkıma dokunulmasın gibi nasıl ifade ediyor bunu? En somut talep başörtüsü meselesinde. Orada özellikle de kadınlardan geliyor bu. Yani yine AK Partili erkeklerin o kadar da mesele ettiği bir konu değil. Çünkü ki nedenle etmiyorlar, o da ilginç. Birincisi bunun çözüldüğünü artık ve buradan geri dönüşün olmadığına onlar inanıyor. İkincisi de kadınların AK Parti döneminde özgürleştiğini, hatta fazla özgürleştiğini, bunun da toplumsal değerler açısından çok da iyi olmadığını düşünen AK Partili erkekler de var seçmenler arasında. Ama kadınlarda ise bu gerçekten çok gerçek bir kaygı. Ama bu kaygı hukuki bir kaygı değil. Onlar hatta toplumsal düzlemde bu sorunun hala çözülmediğini düşünüyor. Yani şu bazı haklar elde edilmiş legal olarak olabilir. Ama bir iş yerinde, akademide, kamuda başörtülü kadınların yükselmesi, onlara yönelik davranışların hala düzelmediğini düşünüyorlar bu iktidar döneminde bile.
Kaldı ki muhalif bir iktidar döneminde bunun daha da geriye gideceğini. Yani belki hani kamuda çalışma hakkı olabilir ama başörtülü bir kadın işe alınmayacağını. Ya da işte gündelik hayatta, sokakta, orada burada bir dizi tacizlerin, sözlü tacizlerin, sembolik şiddetin artacağı gibi kaygıları taşıyorlar. Evet. Bunun diğer konularda da böyle. Yani işte ne bileyim bir dini eğitim konusu var dindarların. Orada şöyle bir duyguları var. Bunu bazen seküler kamuoyu tam algılayamıyor. Çocuklarına dini eğitim vermek istiyor. Yani dindarlığı öğretmek istiyor dindar aileler. Ve bunu eskiden daha sosyolojik, cemaatsel kurumlar yaparken şimdi hem onların itibar yitirmesi hem de fiziksel olarak da gerilemiş olması nedeniyle ailelere kalıyor bu. Ve bunu da iyi yapamadığını düşünüyor. O yüzden okullardan istiyor ya da Kur'an kursu gibi yöntemlerden istiyor. Bir dini eğitime erişim meselesi olduğunu düşünüyor. Tüm bu iktidardaki bu konunun ayrıcalıklı bir konu olmasına karşın. Muhalefet iktidara gelirse burada da bir gerileme olacağını düşünüyor. Temelde bunlar diyebiliriz yani dini Peki kaygıları. iktidarın özellikle Erdoğan'ın diline bakıldığında seçmenin bu kaygılarını besleyecek bir usul kullanıyor. Muhalefete yönelik işte iktidara geldiklerinde şu özgürlükleriniz şöyle kaybolacak vesaire gibi. Yani bu korkuyu besleyen bir şey kullanıyor. Bunun karşılığında muhalefetin nasıl bir dil geliştirmesi gerekiyor? Siz dediniz ki aslında teşkilatlar toplumun yaygın kesimlerine ulaşmakta, o özgürlük fikirlerini iletmekte zorlanıyor dediniz. Burada nasıl bir tutum alması belki muhalefetin işe yarayabilir? Yani bu helalleşme çağrısı çok anlamlı bir pozisyon. Bu pozisyonun samimiyetine inandırması gerekiyor bir kere. Yani şunu belki bu iç tartışmayı kendi tabanında da yapması gerekiyor. Bir dindar seçmenlerden nasıl oy alabiliriz sorusunun cevabı değil de bu. Bizim bugüne kadar bu kesimle bir diyalog sorunumuz oldu. Oysa bu çözülebilir bir sorun. Ve buna samimi olarak işte başörtüsü özgürlüğüne başta olmak üzere bu konulardaki kaygıları karşılayacak bir pozisyonu sahipleniyoruz'un bir kere içselleştirilmesi gerekiyor ve bunun işaretlerinin verilmesi gerekiyor. Bu nasıl verilebilir bunun işaretleri? Birincisi bu tür demin de örneklerini verdiğimiz arizi durumlar olduğunda yani bu temel söylemi yerinden oynatan bak işte böyle diyorsunuz ama bu da var türü örnekler olduğunda bunlara karşı çıkmak, bunlara ses çıkarmak, parti içinden bile gelse, parti yöneticilerinden bile gelse, bu doğru bir tutum değil diye onunla tartışmak etkileyici bir işaret. Üçüncüsü de kurumsal işaretler de gerekiyor. Yani ben bir yazıda o örneği verdim. Misal yerel seçimlerde İstanbul'da, Üsküdar'da CHP başörtülü bir kadın aday çıkarsaydı, bu bir dolu sözden çok daha etkili iz bırakırdı. Ve bu arada seçimi de kazanma ihtimali de daha yüksek olurdu. Bizim o zaman yerel seçim öncesi de çok kampanya araştırması yaptık, aday adaylığı araştırması da yaptık. Orada bu tür bir dindar kesimin rızasını daha kuvvetli alacak bir adayın Üsküdar'da kazanma şansı çok yüksekti. CHP'yi kazandırma şansı. Ama olmadı. Yani bu tür örneklerin artması gerekiyor. Yani şeyin dindarlarla ontolojik bir meselesi olmadığını gösteren Adımlar atması gerekiyor. işaretlerin at Çok direkt bir soru soracağım Ulaş Bey. Yani muhalefetin seçimleri kazanabilmek için bu tanımlanan dindar seçmenin desteğini alması şart mı? Onlarsız kazanılamaz mı bir seçim? Bence şart. Şu anki oy oranları şart değilmiş gibi bir sonuca götürebilir bizi. Hatta Kasım'a kadarki trend devam etseydi bu 20 Aralık ekonomik önlemlerinin bir etkisi oldu.
O biraz hafif bir geri toparlama getirdi. Trend zaten 2 yıldır aşağı doğru Cumhur İttifak'ta. Ve şu anki oy oranları da muhalefeti kazandırıyor. Dolayısıyla daha fazla almaya gerek olmuyor gibi görünebilir. Ama şu yüzden şart, zaten bu kopan seçmeni ya da demin tarif ettiğimiz iktidarı desteklese bile rahatsız olan seçmeni etkileyen şey de o. Bir sosyal çevre kamusal alanı var Türkiye'de seçmenler arasında. Yani malum televizyonlar zaten belli kanalları izleniyor. O kanallarda iktidarı destekleyen kanallardan oluşuyor. İşte bir Fox TV'ye biraz gözü kayabiliyor. Oradan belki farklı bir ses duyuyor ama sosyal medya kullanımı sandığımız kadar yüksek değil. Kullansa bile Instagram yüksek. Dolayısıyla mesajlar iktidardan geliyor. Oradan etkilenme şansı çok değil. Muhalefetin performansını, yani iletişim performansını da zaten beğenmiyor. Oradan etkilenmesi de çok kuvvetli olmuyor. Kimi zaman oluyor ama bu 128 milyar kampanyası gibi iyi yapıldığı zaman etkileri de olmakla birlikte genelde daha düşük oluyor. Ama esas etkilendiği yer bu sosyal çevresindeki kamusal alan. Biraz orası değişti. Yani buna 10 yıl önce o sosyal kamusal alanda AK Parti ve Dindar seçmenin onları etkileyecek eleştiri yüklü, işte iktidara kızan, orayı gerçekten makul bir düzeyde eleştiren sesler duyma şansı yoktu. Daha seyrekti. Şimdi orası çok büyüdü. Dolayısıyla orada bir kamusal alan var. O kamusal alanda eğer siz dindar seçmenleri olumsuz etkileyecek, orayı kapsayamayacak bir kampanya yürütürseniz ya da bir muhalefet performansı sergilerseniz, İşte o zaman o 53'ten 43'e geriledik dedik ya, 6 milyon insan dedik, orayı tekrar kaybetme şansınız var. Dolayısıyla o kopanları tutmak için de bu gerekli. Yani Yani hiçbir şey belki şunu çantada keklik değil muhalefet için. yani mevcutu daha azaltmak için gerekli ama kopmuş olanı tutmak için de gerekli ve bu bir de yani Türkiye için de bu. Yani bunu seçmen davranışı dışına çıkarak da söylersek, Türkiye'de kutuplaşmanın geriletilmesi, çoğulculuğun gelişmesi için de bunu zaten muhalefetin kendisine iktidarda olsa bile bir ödev olarak alması gerekli diye düşünüyorum ben. Son olarak son hani bugün yarın seçim olsa anketinde iktidarın ve muhalefetin aldığı oy oranları nedir? Ardından yayını da kapatalım. Buyurun. Kasım ayında %43,9 bulmuştuk biz oy oranını Cumhur İttifakı'nın. Ocak'ta bu 46'ya yükseldi. Aradaki yükselişte de bu 20 Aralık kararları ve ekonomik önlemler etkili oldu. Ama şunu da söyleyeyim, konu orada ekonomi olmadı. Yani ekonomik sorunları artık çözülüyor diye kararsızdan biraz kuvvet aldı iktidar, kararsız bloğundan. O yüzden değil de bu o kararsızların orada olma nedenini yönetim kabiliyetini yitirdiğini düşünmesiydi hem Erdoğan'ın hem de iktidarın. Biraz bu hamleler işte bakın yönetebiliyor tekrar duygusunu oluşturunca destekleyenlerde, o söylediğimiz kamusal alandaki tartışmalarda o kararsızları hafif bir oynattı. Ama bunun kalıcı olacağına dair de kuvvetli işaretler yok. Çünkü ekonomiden rahatsızlık hala çok yüksek. Bu değer erozyonundan rahatsızlıklar hala çok yüksek. Yani temel politikalarından ve yönetim becerisinden memnuniyetsizlik hala çok yüksek. O yüzden çok kuvvetli bir toparlanma olmadığını ve kalıcı olmayacağını da söyleyebiliriz. Peki, Ulaş Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.